Sabah TV'den herkese merhaba. Bugün Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde yeniden birlikteyiz. Birazdan çok güzel röportajlarla karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Evet, Ceren Hanım ve Emir Bey yanımdalar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok siz teşekkür nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Ödül töreninde bir aradayız. Neler hissediyorsunuz diye sorayım. Emek verdiğim bir işin karşılığında böyle güzel bir ödülle onurlandırılmak çok hoş, çok güzel. Heyecanını yaşıyorum şu an. Ben çok sevinçliyim, çok gururluyum. Ya ben duyunca çok sevindim. Ya Ceren'den daha fazla sevindim çünkü yani Ceren bence senelerdir böyle bir ödülü almayı hak etmiş bir oyuncu. Ben çok sevinçliyim, çok mutluyum. Yani eşinizin böyle arkanızda durması daha bir insanı kesinlikle onurlandırıyor değil mi? Peki uzun süreli bir evliliğiniz var. Sanat dünyasında bu tarz evlilikler çok zor bulunuyor. Sizin sırrınızı merak ediyorum. Normal artıyor yavaş yavaş. Evet, eskisi aslında, gibi evet, değil aslında. Artıyor. Yani normal yani hayatımızı yaşıyoruz. Zaman daha nadirdi. Pardon. Evet. Sanat dünyasında aslında dediği gibi şu an artıyor ama çok kısa süreli görüyoruz evlilikler. Şöyle bizim işimiz bittikten sonra evimize dönüyoruz, evladımıza ve evimizle ilgileniyoruz. Onun dışında da başka bir sırrı yok. Yani normal hayatta da açıkçası oyuncu gibi gezdiğimiz hani sette gidip çalışıp işimizi yapıp evimize dönüyoruz. Yani bunun başka bir formülü yok. Doğal olan da rutinde olan neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Peki oyunculuk adına şu an bugün bir ödül alıyorsunuz ve çok gurur verici bir şey. Bu benim kariyerimin dönüm noktasıydı dediğiniz bir an var mı? Benim kariyerimin dönüm noktası aslında her an. Çünkü hiç usanmadan bu işe baş koyduğumdan beri her gün işim için yataktan kalkıyorum ve çabalıyorum, çalışıyorum. Çalışmadığım zamanlarda bile performansım ve daha iyi ne yapabilir, ne olabilir diye kalktığım için yataktan bence tesadüf değil. O oyunculuk aşkını gözünüzde görüyorum. Evet. Gerçekten öyle. Peki pandemi döneminden çıktık malum artık yavaş yavaş bir araya gelmeye başladık. Sizler bu süreci nasıl geçirdiniz? Biz korona geçirdik. Direkt. Geçmiş oldum. Evet teşekkür ederiz. Hiç beklemediğimiz bir anda aslında en çok korunaklı olduğumuz, en çok evden çıkmadığımız bir dönemde pozitif olduk. Kolay atlattık çok pozitiftik. Şükür. Yani hep süreç boyunca hep pozitiftik. Evet, hep pozitiftik. Buzdolabımızın bozulması haricinde her şey çok yolundaydı. Yani olabildiğince zaten evden çıkmayan hani daha steril bir hayat yaşadığımız için dışarıya göre aslına bakarsanız çok da zorlanmadık. Aynen öyle. Peki şu aralar neler yapıyorsunuz? Yeni projeleriniz var mı diye soruyorum. Benim yeni projem yok. Şu an dinleniyorum. Yeni projeler gelirse hazırlıklı olmak için çabalıyorum. Beklemedeyiz yani. Onun, sakiniz. Onun bir sürprizi var. Beklemedeyiz. Her şeyin hayırlısı. Hayırlısı. Peki bu gece için size iyi eğlenceler diliyorum. Çok teşekkür ederim yanıtlarınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ tekrardan hayırlı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet Mehmet Bey ve Selin Hanım yanımda. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizdeyiz, çok teşekkür ederiz. Pandemiden çıktık, artık yavaş yavaş bir araya gelmeye başladık. Evet, bu süreci nasıl geçirdiniz, neler yaptınız, neler yapıyorsunuz? Vallahi pandemide biz ikimiz de aslında çok da öyle evi çok evde geçirdik vaktimizi, dizi film izledik. Çiçek baktık, çiçek ektik aslında. Çiçek ektik. Evet, yemekler ilk yıl bol bol yapıldı, kilo alındı. Sonra ikinci yıl artık zayıflamaya başladık. Yani aslında evde keyifli geçti. Evet, yani zor ve sorunlu bir süreçti herkes için. O sorunlardan da kurtulmak adına yapabilecek pek fazla şeyiniz olmuyor. Biz de evde önerilere kulak asarak evde geçirmeye çalıştık pandemiyi ama şükür ki bitiyor gibi yavaş yavaş. Bakalım artık. Peki bu süreç hani bazıları için daha zor geçti, bazıları daha üretken oldular. Sizin için nasıl? Yani benim için de aslında dediğim gibi evde olduğum için çok fazla üretkenlikle ilgili bir şey yapabildiğimi düşünmüyorum ama en azından Selin de söylediği gibi evde zaman geçirmek, bir şeyler izlemek, bir şeyler okumak yani hayatın o genel trafiğinden biraz uzak kalmak iyi geldi diyebilirim. Müziğe yani vakit ayırabildi, gitar çalıyor, bol bol evde evet, onunla vakit geçirdi. Tekrar ilgilenebilmek de iyi geldi. O anlamda böyle bir rejenerasyon süreci gibi bir şey oldu bizim için. İyi oldu diyebiliriz aslında. Bütün olumsuz ve kötü şeyleri bir kenara bırakırsak yani.
Bugün ödül töreninde bir araya geldik. Bakabildiniz mi ödül alan isimlere, neler düşünüyorsunuz? Yani bakmayı çok isterdim. Ben zaten setten geldim buraya da. Şimdi yine bitirince tekrar sete döneceğim. Biraz acele oldu benim için. O yüzden çok bakamadım, ne yalan söyleyeyim. Belki içeride bakarım artık. Peki set demişken diziniz de çok iyi gidiyor. Bununla ilgili neler söylemek ister? Vallahi mutluyuz ya. İyi gidiyor. Eğlenceli, çok iyi bir ekibimiz var her şeyden önce. Yani oyuncu kadrosu harika benim gözümde. Çok değerli oyuncularla çalışıyoruz. İyi gidiyor yani, bakalım nereye kadar gidecek. Biz mutluyuz yani. İzleyenlerden de aldığımız reaksiyonları iyi. Umuyoruz böyle devam edecek, bakalım. Umuyoruz. Peki Selin Hanım, sizin projelerinizden de biraz konuşalım isterim. Bizim de güzel. Şimdi Sana Söz dizisinde, işte dizimiz devam ediyor. Yarın 3. bölümümüz var. Bizim böyle daha ilk heyecanlar. Tabii ki her şey mükemmel şu anda. Çok güzel. Hocalarımız çok tatlı. Oyuncular çok tatlı. Güzel vakit geçiriyoruz. Bakalım, inşallah güzel devam eder. Birkaç kişiye soruyorum son dönemde. Aslında herkesten aynı cevapları alıyorum diyebilirim. Oyuncuların son dönemde dizilere sosyal medya takipçileri üzerinden seçildiği söyleniyor. Bu konuda bir fikriniz var mı? Yani böyle bir kalıp bir cümleyle tanımlanamayabilir belki ama ister istemez artık sosyal medya hayatımızın bir gerçeği ve insanların beğenilirliği oralardan ölçülebiliyor. Yani tam anlamıyla sadece oraya kıstaslanıyor diyemeyiz belki ama belli ki artık bu sorular oluştuğuna göre bir etken bu da. Ama bütünüyle bir projenin tamamını sadece bu baz alınarak oluşturabildiğini zannetmiyorum. Tabii. Yani öyle bir şey yok. Zaten karşılığı olmaz o kadar televizyonda. Evet. Yani herhalde hani birkaç oyuncuya bunu yapan, hani yapımcılar onu da düşünenler vardır. Bir genel bir şey olduğunu genel sanmıyorum. Genel bir şey olduğunu ben de zannetmiyorum. Bir karşılığı olmaz çünkü onun. Evet. Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Da öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz vallahi. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Pandemiden sonra bir araya gelmeye yavaş yavaş başladık. Siz neler yaptınız? Bu süreci nasıl geçirdiniz diye sormak istedim. Vallahi pandemin ilk başlarını herkes gibi evde ve Datça'da geçirdim kapanarak. Daha sonra pandemi hafifledikçe, filmler çekilmeye başlandıkça yeni projelere başladık. Biz de çalışmaya başladık. Peki neler yapıyorsunuz diye sorayım. Vallahi neler yapıyorum? Yoğun çalıştım. Sinema filmleri, 2-3 tane sinema filmi ardı ardına girecek. Hep Yek 4 girdi. Çok iyi gişesi pandemi koşullarına göre. Biliyorsunuz AVM'ler dolu ama sinemalarımız boş. Ona rağmen çok iyi gişe yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Arka arkaya 2 sürpriz film daha geliyor. Süper. Sürprizleriniz hayranlarınızı heyecanlandırmıştır diye düşünüyorum. Peki televizyon projeleri var mı? Şimdi görüştüğüm diziler var. Henüz netleşen bir şey yok. Daha çok sinema yapmayı seven biriyim ama dizide yaptım, yapacağım da yine. Bakalım, görüşürüz. Onları böyle söyleyemiyoruz maalesef. Peki bu gece hakkında neler düşünüyorsun? Vallahi çok heyecanlıyım. Yıllardır biz oyuncuyuz, her türlü rolde oynarız ama komedi ağırlıklı bir kariyerim oldu. Ve bunun karşılığını almak çok onur verici. Ödül önemsiz gibi gözükse de aslında oyuncuyu motive eden bir şey. O yüzden de gerçekten çok heyecanlıyım ve mutluyum. Peki son dönemde şöyle bir polemik var, size de sormak istiyorum. Oyuncuların sosyal medyadaki takipçilerine göre seçildiğine dair bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Bu konu hakkında şöyle bir düşüncem var. Çok yanlış bir düşünce. Çünkü bu arka arkaya bir sürü kötü şeyi beraberinde getiriyor. Yani sosyal medyanın anlamını da değiştiriyor. İçini de boşaltıyor. Oyuncunun da içini boşaltan bir durum haline geliyor. Değer kavramının da içini boşaltan bir durum haline geliyor. Kesinlikle bununla kıyaslanmamalı. Çünkü o zaman batan bir sürü projede çok yüksek takipçili fenomenler var. Yani ama çok adını bilmediğimiz filmler hep bir... İlk filmi çekildiğinde 300 bin gişe yaptı. Biz o zaman bu kadar tanınmıyorduk. Ve böyle çok büyük, yani çok yetenekli oyuncular vardı da böyle yüksek takipçili değildi hiçbiri. Instagram'da ya da başka diğer sosyal mecralarda. O yüzden bunun bir saçmalık olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum ben size kesinlikle. O zaman bu gece için iyi eğlenceler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Hepinizi sinemalara bekliyoruz. Arif Bey merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra, pandemiden sonra bir araya gelmeye başladık yavaş yavaş. Bu süreci nasıl geçirdiniz? Neler hissediyorsunuz? Yani hani herkes gibi evde açıkçası ama zaten çok evcil bir insanız. Ondan sonra hani evde vakit geçirmeyi seviyoruz açıkçası. O yüzden hani çok aman aman bizi etkilemedi diyebilirim sadece hastalığın dışında.
Ama çok rahattık ya, herhangi bir problemimiz yoktu açıkçası. Aslında diziler, filmler, setler aslında devam etti belli bir süre olmasa da siz bundan çok etkilenmediniz sanırım. Ya etkilenmedim, geçen Nisan ben de hastalandım. Ondan sonra evet ama ayakta atlattım yani, hani herhangi bir semptom göstermeden geçirdim ben hastalığı ve dizi esnasındaydı yani, hani son yazın çekimleri esnasında hastalandım. 10 gün ben de Çeşme'de karantinada kaldım şeyde, otelde. Ama hani çok tabii herkes kadar etkilendik tabii. Yani hani etkilenmedik desek çok yanlış olur açıkçası. Çünkü herkesi etkiledi. Peki ödül törenine geldik. Ödül alacak bir isimler var, bilmiyorum, görme şansınız oldu. Bununla ilgili neler söylemek ister? Yani heyecan verici, her ödül esasında heyecan verici. Burası da öyle ve enerjisi de çok güzel şu anda buranın. Bilmiyorum, bakacağız. Peki siz neler yapıyorsunuz diye merak ettim şimdilerde, dizi, film. Yani son yaz yeni bitti oynadığım. Şu anda Bergen'in çekimleri devam ediyor. Onda da bir küçük ara verdik. O da tekrardan başladı ondan sonra. Onun çekimleri bittikten sonra bilmiyorum, bakacağım yani, bir sürü iş geliyor açıkçası. Onlardan bir tanesini değerlendireceğiz. Aslında Bergen projesi çok uzun zamandır adı geçen bir projeydi. Bazı aksaklıklar oldu. Ne zaman bitecek onu merak ediyorum. Tam olarak yani hani bitmek üzere, çok çekimleri anlamında herhalde bir 10-15 güne kadar bitmiş olur gibi görüyorum. Peki son dönemde bir polemik var, size onu sormak istiyorum. Oyuncuların işte sosyal medya takipçisine göre seçildiğine dair, bununla ilgili neler söylemek ister? Yani esasında ben buna çok fazla katılmıyorum. Yani hani katılan birisi değilim açıkçası. Sizin yeteneğiniz ya da sizin o işe verdiğiniz emektir bence önemli olan. Sosyal medyanın hani etkisinin çok fazla olması gerektiğine inanmıyorum. Bir parça ben buralardayım. Ha, oluyor mu? Oluyor. Maalesef oluyor. Keşke olmasa. Sadece söyleyebileceğim bu. Çok teşekkür ediyorum cevaplarınız. Teşekkür ederim, rica ederim. Görüşmek üzere. İyi eğlenceler. Sağ olun, size de. Bir ödül töreninin daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.